Merhabalar herkese. Ben Ekin Akın, Biyaz Mühendislik'te müşteri temsilcisi olarak görev alıyorum. Webinara başlamadan önce Biyaz ile ilgili sizlere kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. Biyaz Mühendislik 1997'de Ankara'da kurulmuş olup, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki ofisleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Ankara'da bir üretim atölyemiz ve Gebze'de bir test merkezimiz bulunmaktadır mühendislik yazılımları satışı, teknik desteği ve eğitimleri verilmektedir. Mukavemet, dayanıklılık, NVH, mekanik sistem simülasyonu, araç dinamiği, CFD, optimizasyon ve akustik konularında da çözümler sunulmaktadır. Ürün ve hizmetlere dair detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilir ya da info.diaz.com.tr adresine mail atarak da sorularınıza yanıt alabilirsiniz. Bugün akıllı CFT çözümleriyle 10 kat üretkenlik adlı webinar gerçekleştirilecek ve sunum Ahmet Kozanoğlu tarafından yapılacaktır. Sunum sırasında sorularınız olursa chat üzerinden yazılı olarak iletirseniz sürenin kalan kısmında Ahmet Bey soruları cevaplandırıyor olacaktır. Şimdi webinarımıza başlayabiliriz. Teşekkür ederim Ekin Hanım. Herkese merhabalar. İsmim Ahmet Kozanoğlu. Lider CFD mühendisi olarak BIAS Mühendisliği çalışıyorum. çalışıyorum. Bugünkü webinarımızda da size CFD çözücümüz olan Credit CFD'nin kendi içerisinde kullandığı mesh tipleri ve HPC yöntemleri ne kadar hızlı çözebildiği ile alakalı bir webinar içeriği hazırladık. Onunla alakalı bir sunum gerçekleştiriyor olacağım. Yine dediğim gibi Credo CFD'nin daha çok Voxel Fitting Mesh dediğimiz teknolojisini nasıl kullanarak CFD mühendislerinin modelleri hazırlamak için harcadığı süreyi önemli ölçüde nasıl azaltabileceğini ve böylece de <laughs> bu azaltma neticesinde de üretkenliğinizi nasıl arttırabileceğinizi belirtiyor olacağım. Başlangıçta CFD mühendisleri için zorluklar üzerinde duracağız. Sonrasında kredi CFD'nin kısa bir tanıtımı, voxel fitting meşir, blok mesh dediğim structure meshing e, örümü, yüksek performans çözümleme ve sonuç olmak üzere devam ediyor olacağız. E, ee, CFD mühendislerin karşılaştığı zorluklar e, burada... E, en büyük zorluklar, şu şekilde söyleyebiliriz, CFD analizlerindeki en büyük zorluklar, normal şartlarda geometri alırsınız, üç boyutlu geometriyi, sonrasında modeli kurarsınız, modeli çözdürürsünüz, doğru bir şekilde çözdürmeye çalışırsınız ve sonucu doğru bir şekilde elde etmeye çalışırsınız. Ama CFD mühendislerinin karşılaştığı zorluklar hakkında konuşacak olursak burada, CFD analizindeki zorluklardan biri fiziksel modelin kurulması ve mesh ağ yapılarının geometrik şekilleri tanımlamasını içeren doğruluk olması gerekiyor. Yani sizin bir e, zor bir modeliniz var. Bu modelin meşe uygun bir şekilde temizlenip, düzenlenip o şekilde meşin örülmesi gerçekleştiriliyor. Ve CFT modelleri de e, endüstriden endüstriye bağlı olmak üzere e, genel e, çoğunlukla büyük oluyorlar. E, boyut olarak da büyük olabiliyorlar. E, aynı parçanın içerisinde birden fazla bileşen de içerebiliyor veya da çok küçük bir yapı ama çok ince detaylara sahip yapılarda olabiliyor. Yani CAT modellerinin boyutları büyük oluyor. Bu nedenle de CAT modeliniz büyük olduğu için çözüm süreniz de buna istinaden uzun bir süreç alabiliyor. Diğer bir zor, yani bir zorluğumuz geometri ve geometrinin temizlenmesi, düzenlenmesi. İkinci zorluğumuz bu geometrinin devasa büyüklükte olmasından kaynaklı meşanın oluşturulması aşamasında yaşanılan e, durumlar. E, on Diğer bir e, onun haricindeki zorluğumuz CFD modelleme ve meşa oluşturmak için geometri dosyasının analizinde e, kullanması için dediğimiz gibi hazırlanması gerekiyor. CFD analizi için e, en fazla zaman harcadığımız yerde geometri hazırlanması ve meşanın oluşturulması e, Credit CFD ile bu geometri hazırlık sürecini mümkün olduğunca minimize edip e, <laughs> diğer preprocessing olaylarına daha fazla vakit ayırmayı hedefliyoruz ve e, bu geometri hazırlık sürecini azaltarak problemi daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Credit CFD'nin kısa bir tanıtımını yapacak olursak, Credit CFD aslında bir e, yazılım ailesi. Bu yazılım ailesi e, İki tane ana temel yazılıma bölünüyor. SC Flow ve SC Stream olmak üzere. Burada SC Flow genel amaçlı bir CFD çözücümüz. Polyedral mesh tabanlı çalışıyor. Normal varsayılan ayarlarında gördüğünüz zaman polyedral mesh atımı gerçekleştiriyor. Veya da onun haricinde bugün bahsedeceğimiz Voxel Fitting mesh'i kullanıyor. Evet. SC Flow otomotiv havacılık uzay makine veya da yüksek doğruluk gerektiren çalışmalarda aktif olarak kullandığımız bir eee Navier Stokes çözcüsü ile birlikte çalışan e, bir yazılımımız. Assistream ise daha çok elektronik soğuma analizleri ve termal modelleme tarafında mimari bina analizleri yani devasa boyuttaki hacim içeren, devasa boyuttaki geometrilerin analizini gerçekleştirmede kullandığımız bir e, çözcümüz veya da elektronik bileşenlerin eee termo akış analizini gerçekleştirirken kullandığımız bir çözünüm. E, bu ikisini birbiri iç, içerisinde kullanabiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yani bir uçağın dış CFD analizini gerçekleştirecekseniz SC Flow'la çözümü gerçekleştiriyoruz. SC Stream çözmez mi? SC Stream de çözer. Ama SC Flow'da çok daha doğru bir şekilde ve çok daha düzgün bir şekilde sonucu elde edersiniz. Veya da tam tersi olacak şekilde bir laptopun e, laptop'ın termo akış analizini gerçekleştiriyorsunuz. SC Flow çözemez mi? SC Flow içerisinde çözüm alabilirsiniz ama burada da yine aynı şekilde s streami kullanmanız hem e, bilgi kütüphanesi içermesi açısından hem de e, mesh aşamasının daha elektronik CFD analizlerinde daha uygun olması açısından s-stream çok daha kolay bir şekilde e, kullanmanızı sağlayacaktır ve en nihayetinde SC Stream'de de olsun, SC Flow'da da olsun fark etmez. Yani Cradle içerisinde yapılan bir analiz neticesinde e, CFD analizinde görmek istediğimiz en önemli konulardan bir tanesi son işlemcideki e, renkli görseller. Ki bu renkli görseller neden görmek isteriz? Çünkü CFD analizinde yaptığı e, elde ettiğimiz sonuçlarda e, elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz bir şeyin e, sonucunu inceliyor oluruz. E, ve bu incelememiz neticesinde Tasarım açısından e, durumu değerlendirmek adına renkli olarak bu e, incelemeyi sağlayabilirsek yani sıcaklık nereden nereye nasıl bir geçiş yapmış, basınç nerede artmış, nerede azalmış gibi sonuçları e, son işlemcide görüntüleyebilirsek çok daha tasarıma e, iyi olacak şekilde bir e, geri dönüş sağlayabiliriz. Redis CFD'deki mesh oluşturma yöntemlerine daha detaylı bir şekilde değinelim bu aşamada. E, Structure Cartesian e, meşanın en büyük avantajı neredeyse hiç geometri temizliği gerektirmemesi ve çok hızlı olmasıdır. Buradaki Structure Cartesian ve Structure Cartsel dediğimiz iki tane e, meş tipimiz, stream içerisinde yer alan meşler. Diğerleri ise esiflow içerisinde. Ama e, yine tekrar ediyorum şu aşamada genel yazılımın ismini bilseniz yeterli olacaktır. Yani Cradle CFD olarak bilmemiz yeterli olacaktır. E, Structure Cartesian e, Meşanın en büyük avantajı dediğimiz gibi neredeyse hiç geometrik temizlik gerektirmemesi ve çok hızlı olması. Yani birkaç dakika içinde binlerce parçaya meşâ milyonlarca. Ancak e, bu structure kartezyenin dezavantajı özellikle e, kavisli yüzeyleri ve eğik şekilleri e, merdiven basamağı şeklindeki bir formda temsil ediyor. Bu da e, sıkıntılı bir sonuç almanıza sebebiyet verebilir. Structure cell dediğimiz meşağımız ise structure kartezyen meşanın bir uzantısı gibi düşünebiliriz ve kavisli yüzeyler ve şekiller için daha doğru bir meş yapısı oluşturuyor. Ancak kullanılabilir fiziksel fonksiyonlarında bazı e, kısıtlamalar getiriyor. Hem structure kartezyen meş hem de structure cell meşanın kullanımı e, dediğim gibi sadece s-stream içerisinde yer alıyor. Bu tamamen e, kendi içerisinde yer alan fiziksel Fonksiyonlarından kaynaklı bazı kısıtlamaları karşınıza getiriyor. Diğer tarafta ise SC Flow tarafında genel amaçlı CFD çözücüsünde ise polyedral mesh model şeklini doğru tanımlayacak mesh ağı oluşturuyor. Ayrıca sınır tabaka mesh ağı için çok yüksek bir çözünürlük sağlıyor. Burada sınır tabaka mesh bölümü dediğimiz toplam katman sayısı, büyüme oranı, ilk katman yüksekliğini belirlemenizi yaptıktan sonra örümü... Yazılım otomatik olarak gerçekleştiriyor ve polyedral mesh sayesinde, yani çok yüzde elemanlar sayesinde çok daha az meshle, çok daha yüksek doğruluğu elde ettiğiniz analizleri elde edebiliyorsunuz. CFD'de de bildiğiniz gibi ne kadar mesh o kadar uzun çözüm süresi demek oluyor. Yani mesh sayınızı azaltıp aynı doğruluğu elde ede, elde ede elde edebildiğiniz bir e, senaryoda çok daha iyi sonuçlar elde etmişsinizdir diyebiliyoruz. Voxel Fitting Measure ise e, bu Credit CFD'nin e, son versiyonlarıyla birlikte çıkan bir e, meş tipi ve her bir versiyonda üzerine konularak devam ediyor. Çünkü dediğimiz gibi özellikle CFD analiz aşamasındaki en fazla vakit ayırdığımız geometri temizleme aşamasını en aza indirgemek adına bu Voxel Fitting Measure'ı e, kullanıyoruz. E, Geometrik temizliği gerektirmiyor. Geometri oluşturma ve mesh oluşturma süreçlerini otomatik olarak yapıyor. Model şeklini iyi tanımlayacak şekilde mesh ve çok yüksek bir e, çözünürlükle sınır tabakasını e, oluşturmanız gerekiyor. E, burada polyedral meşle kıyaslarsanız bu aşamada e, voxel fitting ile ördüğünüz bir geometriyi bir nebze daha fazla meşatmanız meş atmanız gerekiyor. Aynı doğruluğu elde edebilmek adına yani burada bir e, dezavantaj olarak bunu da e, söyleyebiliriz. Şuradakini kapatayım. E, voxel Fit Ops, pardon pardon <laughs> Bu salaktan Evet. Ee, Voxel Fitting Measure'a bakacak olursak Voxel Fitting Measure içerisinde CFD e, modelleme için özellikle bu GRIFT diye belirttiğimiz CAD geometrilerinden bahsettiğimizde e, kapalı olmayan hacimlere sahip CAD geometrisine veya tam olarak birleştirilmemiş yüzeyler veya da iki boyutlu sheet parçalarla e, temsil eden hacimler söz konusu oluyor. Yani e, bir geometriyi yazılım içerisine attığınız zaman her bir parça... Düzgün bir şekilde birbiri içine geçmek veya da birbirine düzgün e, olacak şekilde konumlanmış şekilde gelmiyor. Bazen bu e, işte dönüşüm esnasında sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani işte step formatını parasolite çevirirken veya da katya'dan step alırken vesaire gibi durumlarda. E, bu dönüşüm esnasında bu tip problemler yaşıyorsunuz. Veya da geometri attığınız zaman ya yani tasarımda olması gereken bazı durumların CFD analizi için ihtiyacınız olmayan durumlar olabiliyor. Geometri attığınız zaman bazı noktalarında açık olmaması gereken noktalarında açıklık görebiliyorsunuz. Veya da e, iki farklı katının arasındaki iç içe geçmiş çakışık yüzeyler, teğet yüzeyler görüntüleyebiliyorsunuz. Ve CFD analizi gerçekleştirirken Bunların hepsinin temizlenip, düzenlenip doğru bir şekilde e, gerçekleştirilmesi gerekiyor. Voxel Fitting Meşir bu aşamada bize oldukça yardımcı oluyor. Yani siz Voxel Fitting Meşir'i seçtiğiniz zaman e, burada gördüğünüz açıklıkları veya da çıkışık yüzeyleri veya da teğet yüzeylerini e, siz ekstradan herhangi bir efor harcamadan Voxel Fitting Meşir otomatik olarak düzeltiyor. İki parçayı otomatik olarak birbirine... E, ...düzgün bir şekilde, olacak şekilde oluşturuyor. Ve bir sonraki aşama olan meş atım aşamasında da... E, ...bu meşi doğru bir şekilde atımını gerçekleştirmiş oluyor. E, işte, temizlenmiş bir geometriye e, meş atımını düşünecek olursak... ...ilk adım, kredal içerisindeki ilk adımımız... E, ...oktri dediğimiz parçalar oluşturuyoruz. Bu oktriler nelerdir? Küçük dörtgenlere bölüyoruz yani. E, kedimizi aldık, kedimizi düzgün bir şekilde... E, temizledik. Sonrasında oktri atıyoruz. Bu oktiri küçük e, karelere bölmek aslında geometrimizi. Bunun sebebi de bir sanal meş oluşturmuş oluyoruz. Yani e, uzun süren meş meş atımı aşamasından önce çok kısa sürede bütün geometrimizi küçük dörtgenlere bölerek hangi noktada e, daha iyi bir meş atacağımızı, daha fine bir e, geçiş gerçekleştireceğimizi gibi durumları otomatik olarak e, bu aşamada değerlendiriyoruz ve bu aşamada gerçekleştiriyoruz. Sonrasında bu octree boyutlarımıza istinaden otomatik meşi meshi e, CFD, hani Cradle CFD atımını gerçekleştiriyor ve Cradle CFD bu şekilde e, mesh atımını gerçekleştiriyor. Yani daha çok bizim mesh atımı gerçekleştirirken octree dediğimiz e, boyutlarla ilgileniyor. Sonrasında mesh atımı gerçekleştiriyor. Bu da e, sizi de en başında söylediğim gibi özellikle uzun süren mesh aşamasında çok rahat bir şekilde daha kısa bir şekilde mesh atımını ...yapmanızı sağlıyor. Normal şartlarda... ...işte diyelim ki 10 milyon meş ördünüz... ...bu 10 milyon meş örümünde... ...yarım saat, bir saatte örebildi... ...güçlü bir bilgisayarınız var... ...Octree'de ise o 10 milyon meş örecek... ...Octree boyutunu ördüğünüz takdirde... ...bir iki saniye içerisinde bu Octree atacaktır... ...sonrasında sağını solunu kontrol edebilir... ...detaylarını inceleyebilir... ...şurayı birazcık daha sıkı geçelim... ...burayı birazcık daha işte... ...merge edelim gibi şeyler söyleyebilirsiniz... ...ve bu sayede... E Octree tarafında işlemleri hızlı bir şekilde düzenledikten sonra artık nihai meşinizi çok daha rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. Voxel Fitting Mesher'da da e, bu işlemi yine Octree ile birlikte e, gerçekleştirebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir silindir ve e, küp birleşimi gerçekleştirilmiş. E, bu küple silindiri ayrı 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 görüntüleyecek olursak meşimizi gayet düzgün bir şekilde atımını Voxel Fitting gerçekleştirebiliyoruz. Ee, yüzeyler CFD analizlerinde bu kapsamda çok önemlidir. Çünkü e, genellikle heatsink gibi veya ince kanatları modellemek için kullanılırlar. Ee, yüzey parçalarını ve tanımlanmamış parçaları tanımlama yeteneği e, Creda CFD içerisinde burada gördüğünüz sol altta gördüğünüz yüzey parçalar veya da ortada gördüğünüz boru tip analizlerde oldukça önem arz eden bir e, durumdur. Bu kapsamda Voxel Fitting Mesher da kendi içerisinde iki farklı mesh tipiyle çalışmakta. Birincisi wrapping yöntemi sağ üstte gördüğünüz. İkincisi ise ray tracing yöntemi sağ altta gördüğünüz e, modellememiz. Ray tracing modeli e, kullanıldığında parçaların boş alanları tanımlanabiliyor. Yani içindeki boşluklar tanımlanabiliyor. Wrapping yöntemi kullanıldığında ise parçaların dış sınırları e, ve temas ettikleri diğer parçalar olsa dahi e, bunu total bir şekilde e, voxel fittingle mesh atımını gerçekleştirmiş dur gerçekleştirmiş oluyorsunuz yani dış yüzeyden başlayacak şekilde içine doğru bütün meshlerin örümünü gerçekleştiriyor. Wrapping yönteminde ray Tracing'de ise herhangi bir et kalınlığı olan bir parçanız varsa bunun tanımını dahi kolaylıkla e, gerçekleştirebiliyorsunuz e, yerine göre bu mesh tipleri de aktif olarak kullanılabiliyor. Peki burada e, geleneksel iş akışıyla Voxel Fitting Mesh arasındaki iş akışındaki farklılık nedir? Yani geleneksel iş akışı dediğimiz hali hazırda e, unstructured mesh dediğimiz mesh tipleriyle çalıştığımız durumlardaki CFD analizlerini nasıl gerçekleştiriyoruz? Voxel Fitting'de nasıl gerçekleştiriyoruz? E, bunlardan bahsedeceğiz. Üstteki iş akışına baktığımız zaman e, kompleks bir CAT geometrisi içeri aktarıldığında pardon kompleks bir ket geometrisi içeriye aktarıldığında geometri içindeki gereksiz parçalar, üst üste binmiş yüzeyler, iç içe geçmiş çizgiler vesaire bunlara silinmesi veya da düzenlenmesi, açıklık varsa kapatılması gerekiyor. bu da eğer çok detaylı bir ket geometrisiyle, ket geometrisi ise birkaç hafta kadar sürecek bir işlem olmuş oluyor aslında sizin, için sizin açınızdan. Ee, bu ket geometrisini temizlediniz, düzenlediniz ve düzgün bir şekilde getirdiniz. Sonraki işlem ise wrapping işlemi uygulayarak açıklıkları olmayan bir geometri oluşturmak. Yani e, geometride olsa dahi e, analiz modeli tarafında herhangi bir açıklık olmayacak şekilde bütün parçalar ve yüzeyler düzgün girecek şekilde bir e, işlem gerçekleşiyorsun. Ve MDL dosyası dediğimiz bir dosya oluşturuluyor. Bu da yine birkaç saatlik süreç alabiliyor. Bunu çoğu yazılım otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bazı durumlarda hata verici durumlarda siz tekrar model temizleme tarafına dönüp modeli düzenleyip tekrar wrapping gerçekleştiriyorsunuz. Ve en nihayetinde de tabii sınır şartlarını, koşulları vesaire girdikten sonra mesh örümünü gerçekleştirip polyhedral mesh'inizi elde ediyorsunuz. Geleneksel iş akışımızda bunu bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Peki voxel fitting de bu işlem nasıl gerçekleştiriliyor? Aynı CAT montaj dosyamız mevcut. Burada herhangi bir şekilde geometriyi temizleme, düzenleme, işte gereksiz parçaları silme vesaire gibi işlemlere girişmeden dahi e, direkt Voxel Fitting Measurer ile ilgili sınır şartlarını girmek suretiyle e, otomatik olarak yazılım tarafından gerekli olmayan geometriler siliniyor, temizleniyor, birleştiriliyor. Yine otomatik olarak açıklar kapatılıyor. E, bu wrapping işlemi gerçekleştiriliyor. Ve en nihayetinde de örümü gerçekleştirip meşanı otomatik olarak yazılım tarafından oluşturuluyor. Ve hakikaten de üstte gördüğünüz iş akışında birkaç hafta sürerken gövmenin temizlenmesi, düzenlenmesi ve doğru sonucu elde edeceğiniz meşin atılması birkaç haftalık süreç sürerken aynı süreci Voxel Fitting Meşer ile birkaç saat içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. <laughs> Bazı örneklerimiz olacak bu aşamada. İlk örneğimiz kompakt elektrikli araç. Bu çalışmamızda CFDA oluşturmak için nasıl geleneksel bir iş akışı oluşturulduğunu, geleneksel bir iş akışı izlendiğini bakalım ilk olarak. İlk adım gereksiz parçaların silinmesi. İkinci adım transferi için katı parçaların meşa oluşturma önceliğine göre e, bu katı parçaların sıralanması, sonra tüm uyumsuz parçaların birbiriyle uyumlu hale getirilmesi yani arasında er herhangi bir boşluk, açıklık vesaire varsa bunların temizlenmesi e, ve en nihayetinde ayrıntılı bir çalışmayla yüzey geometrisi haline getirilmesi. E, tüm bunlar aslında birkaç gün veya ve hatta e, geometrinin şekline bağlı olarak daha da yüksek e, haftalar alabilen süreçler oluyor. Ee, bu işlemleri yaptıktan sonra sonraki adım parçaları yeniden birleştiriyorsunuz ee, her bir parça için a boyutunu belirliyorsunuz nasıl bir meş atmam gerekiyor onu belirliyorsunuz hala geleneksel iş açısındayım ee, malzeme özellikleri ve nihayetinde de meşanı oluşturuyorsunuz ee, aslında malzeme özellikleri sınır şartları hangi parçaya ne kadarlık bir meş atımı gerçekleştirmesi gerektiği durum voksal fitikte de aynı şekilde oluşturuyorsunuz. Ee, şey dedi. Geleneksel iş akışı dediğimiz iş akışında da aynı şekilde. Ee, ama voxel fitting de bu ilk başta süren işte e, katı parçaların düzenlenmesi, temizlenmesi, gerekli etrafına hacim veya da sınır bölgelerini oluşturması durumunu voxel fitting de otomatik olarak yazılım gerçekleştiriyor ve bunun sayesinde çok rahat bir şekilde e, sonucu elde edebiliyorsunuz. Aynı kompakt elektrikli araç örneği için e, voxel fitting e, mesh Örneğine bakacak olursak bu aşamada yani başlangıçtan itibaren gereksiz geometrik parçaların silinmesinden meş oluşturma işlemine kadar geleneksel iş akışıyla bu işlemi gerçekleştirdik ve en nihayetinde bir sonucu elde ettik. Ee, aynı araçtı Fitting meş iş akışına bakacak olursak ilk olarak yüzeyler e, face dediğimiz e, yüzey oluşturma seçeneğiyle okunuyor ve e, her bir parça için meş parametreleri ve malzemeler tanımlanıyor bu iki adım geleneksel iş akışıyla aynı aslında ve son olarak da burada sadece meşa oluşturuluyor ve komutu programa verilerek işlem tamamlanıyor. Bu işlemlerin tamamı genellikle birkaç saat içerisinde gerçekleşiyor. Bu örnekte gördüğünüz CFD analizimizde 8 çekirdek yani 8 çekirdekli bir bilgisayar kullanılarak 6 saatte 70 milyon meş elemanlı bir voxel fitting meşha oluşturulması süreci. Yani e, totalde 8 çekirdeğiniz var bilgisayarınızda ve 70 milyon meş, meş, elemanı oluşturuyorsunuz 6 saatlik bir süreçte. Herhangi bir dediğim gibi geometri temizliğine ihtiyaç yok. E, düzenleme ihtiyaç olmaksızın bu voxel fitting meşirle 6 saat içerisinde bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu 70 milyona çıkmanızın en büyük sebebi de en küçük detayları dahi görüntüleyebilmek için bu 70 milyon civarına çıkıyorsunuz. İşte özellikle araçın ön ızgara kısmında veya da havalandırma kısmında bulunan küçük kanalları vesaire doğru bir şekilde tanımlayabilmek adına yüksek bir meş atımı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. İkinci örneğimiz ise yine bir elektrikli batarya grubuyla alakalı. Elektrikli araçta kullanılan bir batarya grubuyla alakalı e, termo akış analizinde. E, geometri parasolit olarak aktarılıyor. Şu anda konveksiyonel iş akışında yani geneliksel iş akışındayız. E, parasolit olarak aktarılmıştır kredi CFT içine. Buradaki en büyük zorluk batarya grubunda akışkanın akışı ve ısı üretimi ile birlikte e, taşınım ısı transferi gerçekleştirilmesi analizinin e, gerçekleştirme süreci e, batarya grupları için. Zor olabiliyor yani etrafından bir e, kanal çiziyorsunuz ve bu sıvı dolaştırıyorsunuz ve o sıvıya ısı vermek suretiyle içerisindeki bataryaları ısınıyor ve o bataryalar o dolaşan sıvıya ısı vermek suretiyle soğutma işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Bu durumdaki en büyük zorluğumuz bu analizin e, tipi diyebiliriz. E, geleneksel iş akışında nasıl yapıyoruz bunu? Öncelikle katı geometinden batarya hücreleri ve soğutucu kanalı çıkartıyoruz soğutucu kanalın içini birleştiriyoruz. Tek bir e, yol haline indirgiyoruz. Batarya hücrelerinin katı kısmını ayrı, eleman sayısını ayrı bir şekilde e, tanımlamalar, işlemler yapıyoruz. Sonra tekrar soğutucu kanalı ve hücreleri ekliyoruz. Aralarındaki termal dirençleri ayarlıyoruz. Ve e, pürüzsüz bir şekilde mesh atımı gerçekleştirmek için çok detaylı bir geometrik temizlik gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki slaytta bu bataryamızın nasıl bir e, şekli olduğunu Gösteriyor olacağım e, ve tüm bunların hepsi CFT e, mühendisi tarafından gerçekleştiriliyor geleneksel işakışı kapsamında e, özellikle geometrik temizleme işlemleri e, bu analizde de yine önemli bir yer kapsıyor e, bunu da yine aynı şekilde bir önceki analizimizde olduğu gibi Voxel fitting meşhurla çok daha rahat bir şekilde işlemleri yapabiliyoruz. Buradaki batarya grubumuz burada e, şekilde gördüğünüz gibi e, dediğimiz gibi soğutma kanalları tek bir e, birleşik kanala indirgeniyor. Sonradan geometrinin sadeleştirilmesi ve basitleştirilmesi için işlemler gerçekleştiriliyor ve bunun sayesinde de mesh'ini atıp işlemleri sonuçlandırabiliyorsunuz. Peki voxel fitting mesh'te ne yapıyoruz burada? E, aynı batarya grubu için konuşacak olursak yine parasolit formatında geometrik gradle'ın içerisine aktardık. Ardından kullanıcı her bir parça için mesh parametrelerini ve malzemeyi tanımlıyor. Bu iki adım arasında e, modelin karmaşıklığına bağlı olarak birkaç saat sürecek bir e, durum ve en nihayetinde mesh anı oluşturuyor. Burada diğerinden farklı olarak diğerinde kanalları çıkartıyorduk, bataryaların e, işte hücrelerini temizliyorduk, çok detaylı işlemler gerçekleşiyorduk. Burada fark ettiğiniz gibi diğerinden farklı olarak geometriyi içeriye aktardık mesh parametrelerini tanımladık, her bir parça için malzeme atamasını yaptık, sınır şartlarını girdik ve analize başladık. Yani o mesh atım süresini veya da geometri temizleme süresini yine oldukça daha düşük bir seviyeye çekmiş olduk. Burada da yine 8 çekirdekli bir bilgisayarla 64 milyon voxel fitting mesh elemanı oluşturulmuş. Toplamda da 5 saatlik bir analiz süreci elde etmiştir. Bu her iki analizde de geleneksel geleneksel yöntem ve voxel fitting Measure yönteminde de her ikisinde de sonucu aynı olacak şekilde doğru olacak şekilde elde ettiğimizi söyleyebilirim. Sonraki aşamada ise CFT meshanın hızlı bir şekilde oluşturulması, yüksek doğruluğa sahip bir çözüm sonucu elde edilmediği sürece bir şey ifade etmiyor. Yani 100 milyon elemanı 3 saatte ürettim veya da işte ...sonuç çok hızlı bir şekilde, e, meşi hızlı bir şekilde geometrik temizliğe ihtiyaç duymadan yaptım... De, ...deseniz dahi doğru bir sonuç elde etmediyseniz bunların hiçbir şey ifade etmiyor. E, burada Credit Safety'de yaptığımız e, benchmark çalışmaların e, sonuçlarını birkaç slide sonra e, belirtiyor olacağım Voxel Fitting e, Meşir'le. E, bu slide'da gördüğümüz benchmark çalışması... Drive air e, geometrisi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve e, validasyon amaçlı kullanılabilen açık kaynaklı bir otomotiv otomobil modelidir. Oto e, e, kullanılan bu konfigürasyonda soğutucu sistem, ayna, tekerlek, kapalı ızgara, çentik formu olan e, küçük parçalar, motor bölmesi bulunuyor. Yani bir araç geometrisi içerisindeki detayların hemen hemen hepsi söz konusu. bu benchmark için deneysel veriler Avrupa Otomobil Aerodinamik Araştırma Derneği tarafından elde edilmiş. Akış koşulları 140 km bölü saat hızda rüzgar hızında statik durumlarda tekerlekler ve yol koşulları için gerçekleştirilmiş ve SSD K Omega kullanılmış ve aynı zamanda steady state analiz gerçekleştirilmiştir. bu tip bir detay geometriye düzgün bir şekilde meşörümü gerçekleştirmek için çok yüksek sayıda bir e, Voxel Fitting Meşir e, elemanı kullandık. %79 milyon civarında ve toplamda da özellikle sınır tabaka meşlerinde çok detaylı bir şekilde e, sonucu ve doğru bir şekilde edebil, elde edebilmek için 15 katmanlı bir e, prizm elemanı kullanımı söz konusu oldu yine. Bu bölümde ise yapılan analiz sonuçlarını sunmaktayız. E, i̇lk olarak araç yüzeylerindeki basınç kat sayısının değişimine bakacak olursak, Kontur grafiği basınç katsayısının değişimini gösteriyor sağda gördüğünüz resimde ön tampan ve ızgara da pozitif bir değer varken çatıdan geçen akışta negatif bir değer görülüyor ki zaten bizim CFD analiz neticesinde beklediğimiz durumda bu şöyle bir yorumda bulunabiliriz statik basınçla özellikle hız arasında veya da basınçla hız arasında bunu söyleyebiliriz hızımızın arttığı yerlerde basıncı düşük basıncımızın arttığı yerlerde de Pardon, hızımızın arttığı yerlerde basıncı düşük, hızımızın azaldığı yerde de basıncı yüksek görürüz. Ki ön ızgara bölümünde hız hemen hemen sıfır noktasına geliyor çünkü bir duvar var oraya çarpıyor. Bunun neticesinde hız sıfırken basınç çok yüksek seviyelerde, ama ayrışma noktaları diye tabir edebileceğimiz bölgelerin hepsinde ise düşük seviyelerde bir basıncı görüntülemekteyiz. Burada Basınç katsayısı değişimini araç ayrı dinamik analizlerinde üzerinde sol tarafta da e, görüldüğü gibi e, grafikle birlikte bu C.P değerinin dağılımı yine aynı şekilde verilmiş turuncu eğri olarak gördüğümüz kredi CFD tarafından çözümlenen C.P değerini temsil ederken mavi eğri deneysel verileri temsil etmekte oldukça yakın bir trendi yakaladığını credit safety ile söyleyebiliriz ki aralarında belli bir farklılık olması gayet normal nümerik çözümlerden kaynaklı olarak bunun gerçekleştiğini söyleyebilirim. yine aerodinamik analizlerde en çok ilgi gören veya da en çok bulmak istediğimiz durumlardan bir tanesi de CD katsayıdır. CD katsayısıdır. Yani sürtünme katsayısıdır. Ee, sağ altta gördüğünüz küçük tabloda e, deneysel verilerle cradle arasında elde edilen e, sonuçları görüntüleyebiliyorsunuz ve toplamda da %2'nin altında olacak şekilde bir hatayla sonucu doğru bir şekilde tahminini gerçekleştirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir otomotiv e, geometrisinde çok yüksek meşlere çıkarak çok detaylı bir analiz gerçekleştirdiğiniz zaman... E, çok şey bir sonucu elde etmiş oluyorsunuz. Doğru bir sonucu elde etmiş oluyorsunuz. İkinci örneğimiz Voxel Fitting Measure'la hava hava aracının aerodinamik validasyon çalışması üzerine olacak. NASA CRM dediğimiz bir modelimiz var. Bu genel geçer şey modellerine, yolcu uçağı modellerine oldukça benzemekte. Ancak bu modelde motor söz konusu olmamakta. Yani sadece parçanın, geometrinin e, aerodinamik koşulları hem rüzgar tüneli test atasıyla doğrulanmakta hem de CFD analizlerle doğrulanan bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Rüzgar tüneli test ataları açık bir şekilde mevcuttur zaten. E, burada e, amacımız Cradle'ı kullanarak Cradle CFD içerisindeki SC Flow'u özellikle kullanarak SC Flow içerisindeki farklı mesh tiplerini karşılaştırmaktı. Bunu diğer yazılım aileleriyle de e, karşılaştırmalı olarak gerçekleştirebilirsiniz. Yani polihedral mesh atıp yapıp e, sonucu elde edip tetrahedral ile karşılaştırması ne kadar sürede mesh attı, ne kadar iyi sonuç elde etti gibi durumları e, kendi yazılım aileleri içerisinde de karşılaştırabilir veya da farklı yazılım aileleri içerisinde, içerisinde de karşılaştırılabilir. Burada Cradle içerisinde e, bu polihedral ilk olarak çalışma gerçekleştirildi. İkinci durumda Spatial Hexahedral dediğimiz mesh tipiyle e, yine aynı şekilde e, geometri problem çözümlendi ve en son durumda da Voxel Fitting Mesher dediğimiz mesh tekniğiyle e, yine çözümümüzü elde ettik. Sağda gördüğünüz gibi deneysel verilerde uçağımızın e, kanat bölgesinde bulunan kırmızı alttaki resimlerde bulunan kırmızı e, profil içerisindeki CP dağılımına, CP dağılım grafiğine bakacak olursak basınç kat sayısı, e, deneysel veriler noktalar halinde gözükmüş bir şekilde görünüyor. Poliedral, hexahedral ve voxel fitting measure'larla e, bu problem e, hemen hemen aynı trend sağlayacak şekilde, doğru bir şekilde çözümün elde edildiğini görüntüleyebiliyoruz. Burada... Hücum açısına bağlı üst tarafta ise hücum açısına bağlı e, analizler gerçekleştirilmiş ve hücum açısına bağlı analizlerde de yine aynı şekilde çözüm doğruluğu e, kanıtlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu e, Buraya kadar gördüğümüz şeyler SC Flow ile alakalı e, yani Cradle'ın genel amaçlı CFT çözücüsü ile alakalı gördüğümüz durumlardı ve bu... E, bu SC flow içerisindeki Voxel fitting mesher dediğimiz tekniğin ne kadar hızlı bir şekilde geometrik temizliğe ihtiyaç duymadan problemi çözdüğünü gözlemlediğimiz bir durumdu. Bir de e, diğer taraftan SC stream içerisinde structure mesh oluşturma veya da structure kartezyen veya da structure katsel eee metotlarıyla da işlemleri gerçekleştirdiğimiz durum söz konusu. E, burada başlangıçta Structure Cartesian Mesh ile başlayalım. E, bu meşimiz S Stream'de mevcut e, varsayılan ağ oluşturma yöntemi. Yani nasıl S Flow'da varsayılan ağ oluşturma yöntemi ise burada da Structure Cartesian e, aynı şekilde varsayılan ağ oluşturma yöntemi. Kartezyen e, ağın en büyük avantajı hemen hemen hiç geometri temizliği gerektirmemesidir veya da çok az geometri temizliği gerektirmesidir. Tabii ki kartezyen e, örüm gerçekleştirdiği için burada herhangi bir sıkıntı gerektirmeden e, meş atabiliyorsunuz. Tabii ki bu avantaj size bir dezavantaj sağlıyor. Özellikle işte e, bölümlü yüzeyleri olan veya da işte e, düzgün keskin köşeleri değil de eğimli, radyuslu yüzeyleri olan e, geometriler için Structure kartezyen meş e, doğru bir e, meş atımı gerçekleştirmemiş oluyor. Burada e, a oluşturma işlemi oldukça hızlı tabii ki. Yani e, 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon meş elemanını birkaç saniye içerisinde oluşturuyorsunuz Structure Cartesian'le. E, 100 kat daha hızlıdır e, diyebiliyoruz burada. Yani e, tam bir katı olarak söyleyemiyoruz ama e, saniyeler içerisinde çok yüksek seviyelerde meş oluşturabildiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ve buna istinaden saygı e, Hızlı ve kararlı bir çözücüyle bu problemleri çözümü sağlayabiliyoruz düşük rembelliğiyle. Ama burada önemli olan Structure de keskin köşeler olan, ki keskin parçalara sahip geometri ise evet çok gayet güzel bir şekilde problemi çözer. Ama e, elektronik cihazınızın keş, e, yuvarlanmış köşeleri işte veya da geometrinizde her taraf çok düzgün bir şekilde e, keskin olmayan durumlarda ise e, bu yöntem maalesef bazı hatalara veya da e, meş atımında zorluklara sebebiyet vermekte. Bunun için de zaten structure katsel e, metodu kullanılıyor. Bu katsel metoduyla e, sağdaki görüntüde gördüğünüz gibi yani ortadaki görüntüde e, bir e, silindir, üçgen prizma ve kürenin nasıl meş atıldığını structure kartezyen meşle ortada görüyorsunuz. Sağda ise bunu bir nebze daha düzgün olacak şekilde katsel metotlarıyla e, gerçekleştirilmiş oluyor. Ve e, bu sayede özellikle keskin köşelere sahip olmayan yüzeylerde de çok iyi bir meş atımını gerçekleştirebiliyorsunuz. E, structure katsel meşle. Her iki meş tipini de S-Stream içerisinde aktif olarak kullanıyoruz. S-Stream'de e, Burada mevcut olan hızlı ve kolay structure ağ örme işlemini test etmek için e, yaklaşık 2000 parçadan oluşan ve hem katı hem de yüzey parçalar yani hem 3D partlar hem 2D parçalar olmak üzere e, bu motor mode, motor model modelini e, meşa oluşturmayı e, denediğimiz takdirde S-Stream kullanarak e, kapak modelini içe aktarma ağ oluşturma süresi de dahil olmak üzere bu karmaşık modeli 5 dakikadan az bir sürede 41 milyon meşe elemanı örülebilmektedir. Yani geometri import ettiniz, açtınız meşi, meş parametrenizi belirlediniz 3 5 7 8. Buraya atımını gerçekleştirdiniz ve toplamda bu süreç 5 dakika sürdü. Totalde da 41 milyon eleman örümü gerçekleştirmiş oldunuz. Yakından baktığınız zaman sağdaki gibi bir meş örümü gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Yine belirteceğim gibi burada normal şartlarda geometrinin çok detaylı bir temizliğe ihtiyaç var. Üst üste binen parçalar varsa onların temizlenmesi işte gereksiz vida e, bağlantı noktası bağlantı elemanları gibi elemanları silinmesi gibi işlemleri normalde e, gerçekleştirmeniz gereken işlemler sınıfında. Ama e, S-Stream içerisinde bu işlemlerin hiçbirini gerçekleştirmeden direkt meşinizi örüp termo akış analizini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine S stream içerisinde e, structure mesh ağ kullanımının e, normal e, firmalarda kullanıldığı örneklerine bakacak olursak burada ilk örneğimiz eee Credo CFD'nin uzun süreli bir müşterisi Rico e, firması uzak doğu menşeli bir e, firmanın kullandığı bir e, yazıcının termo akış analizinin gerçekleştirilmesi. Ee, bu kapsamda yazıcı içerisinde yer alan bütün termal parçalar, e, malzeme özellikleri, parçaların ısıtım seviyeleri vesaire bunların hepsi girilmiş ve buna istinaden analizler gerçekleştirilmiş analizler neticesinde deneysel verilerle cradle içerisinde oldukça yakın bir e, yakınsama sağlayarak problemin çözüldüğünü görüntüleyebildik. Eğer bu analizi esi streamle de yani structure mesh olmayan bir metotla çözmek isteseydiniz unstructured mesh ile şurada kesitte göreceğiniz gibi çok küçük küçük devasa küçüklükte ve iç e, içe geçmiş parçaların bulunduğu parçaların hepsini düzenleyip temizleyip e, o şekilde mesh oluşturup ve analizini etmeniz gerekiyordu. Burada her, her seferinde şey söylüyorum yani geometri temizleyip mesh oluşturma. Ya bazı geometriler var ki ne kadar temizleseniz de Doğru bir meş oluşturulmasını gerçekleştiremiyorsunuz. yani aşırı aşırı detay işlemler gerçekleştiren durumlar söz konusu olabiliyor. O tip durumları e, gözlemlediğimiz zaman yani e, eğer diğer yöntemle unstructured mesh ile bu problemi çözeceğim derseniz 2 aylık bir süreçken S-Stream içerisinde iki gün içerisinde malzeme parçayı import ediyorsunuz malzemelerini giriyorsunuz mesh atım yoğunluğunu belirliyorsunuz ve buna istinaden çözümü elde ediyorsunuz S-Stream içerisinde. Ee, yine S-Stream kullanarak e, ileri termo, termo akış analizinin başka bir e, gerçek dünya örneğinde ise yaklaşık 5000 parçadan oluşan bir kule tipi sunucunun soğutma analizi. E, bu slaytta gördüğünüz örnekte güç ve soğutma gereksinimlerini değerlendirmek için bir e, S-Stream içerisinde oluşturulan simülasyon modelimiz S-Stream'e aktarılan yaklaşık 5000 parçaya sahip bir e, kule tipi sunucu ve simülasyon içerisinde ket temizleme, geometri hazırlığı, geometri hazırlığı olmadan gerçekleştirilmiş bir sonuç elde edilmiştir. Burada da yine structure meshin faydası neticesinde çok rahat bir şekilde, çok hızlı bir şekilde analizi gerçekleştirip sonucu elde etmenizi sağlamıştır. O yüzden çok yüksek boyuttaki geometrilerinizi Devasa boyuttaki geometrilerinizde veya da mimari bina analizlerinde, elektronik parçaların termo akış analizlerinde aktif olarak S-Stream'i kullanıyoruz. Yine farklı örneklere bakacak olursak, Ahmet, sesiniz gelmiyor şu an ama şu an sesinizi alamıyoruz. Sesim geliyor mu? Ee, evet, şimdi geldi. Şimdi sesim Ek geliyor mu? Evet, şu an geliyor. Ekranınız gitti ama. Tamam, ekran görebiliyor musunuz? Evet, şu an ekranınız ve sesiniz mevcut. Tamamdır. Ee, en son e, şu sağ üstte gördüğümüz video üzerinde konuşuyorduk. Ee, dediğim gibi Times Meydanı'nda bulunan bir görüntüleyiciye güç veren bir güç kaynağı. Ee, bunun içerisinde 32 tane PCB ayrı ayrı modellenmiş. 157 bileşen, 23 fan yani çok detaylı bir geometri hazırlık süreci söz konusu. Ve totalde de 2.2 kW'lık bir ısı akışı e, söz konusu e, parça içerisinde burada modelde yine her zamanki bir ön hazırlık yapılmalı. Ha, bu ön hazırlık yapılmaması evet belli seviyelere kadar güzel. Ama biz her ihtimale karşı yani AC Stream'de de çözsek, Voxel Fitting'de de çözsek yani geometrinin çok sıkıntılı olan süreçlerini mümkün olduğunca düzeltip o şekilde meş gerçekleştirmek istiyoruz. Ha, hiç yapmadan yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz ama düzeltilebilecek rahatlıkla düzeltilebilecek koşullar söz konusuysa bunu düzeltip atmak daha doğru sonuçları daha rahat bir şekilde elde etmenizi sağlayacaktır. burada da model ön hazırlığı gerçekleştirmemiş ve 20 çekirdekle birlikte totalde 7 saat süren bir analiz gerçekleştirmiş ve farklı koşullarda 3 farklı analiz bir hafta içerisinde gerçekleştirip raporlandırılmış. Burada gördüğünüz gibi devasa bir sistemin içerisinde çok fazla bileşenin çok fazla koşulun oluşturulduğu bir sistemin analizi bu sayede gerçekleştirilmiş. İkinci örnek bir e, lazer ünitesi soğutma sistemi. Veyrey e, firmasının bu araçların ön tarafında işte e, özellikle bu son e, güncel araçlarda head up display diye tabir ettiğimiz e, görüntüleme tekniklerine güç kaynağı olacak, güç kaynağı üreten bir e, firma veya da bu e, parçaları üreten firma diyebiliriz. Bunun güç kaynağı için analizler gerçekleştirildiğinde ise yine 24 milyon elemanla 2 saat içerisinde burada gördüğünüz gibi bir e, problem çözülmüş ve deneysel verilerle karşılaştığı zaman %3 gibi bir hata oranıyla e, problem doğru bir şekilde elde edilmiş. Burada belirttiğimiz e, konu daha çok olayın meşi yani akıllı CFD çözümleriyle daha üretken daha hızlı bir şekilde meş atımını yapıp daha hızlı bir şekilde çözümü elde etmenize yönelik diğer e, sınır şartları veya da özelliklerden bu yüzden bahsetmiyorum. Yani ekstradan burada işte radyasyon sınır şartı açıldı, absorption girildi vesaire gibi durumlar söz konusu değil. Daha çok e, CFD mesh tipleri üzerinde e, konuşuyor oluyoruz. E, burada batarya modülümüz için e, kullanılan e, karşılaştırmalı bir analiz söz konusu. Kullanılan ilk meşhuru S-Stream içerisinde yapılandırılmış Structure kartezyen meşha ve sonuçlar batarya modülünün merkezinde 56.1 derecelik e, maksimum sıcaklığı gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi batarya grubumuz var. Gerçek durumda da şu var. E, bunun dış görünüşü kapatıp iç görünüşünü açıyorsunuz. Arada kanallar söz konusu ve içerisinde de e, hücreler, e, batarya hücreleri mevcut. Ve buna istinaden ilgili analiz koşulları ve ilgili... E, temizlemeler ve düzenlemeler gerçekleştirdikten sonra analizlerin karşılaştırmalı olarak yaptığımız zaman structure kartezyen e, mesh dediğimiz A ile birlikte e, çalışmalar veya da polyedral mesh, structure catel mesh, voxel fitting mesh ile karşılaştırma olarak e, çalışmalar gerçekleştirilmiş ve hemen hemen, hemen e, doğru bir şekilde sonuçlar elde edebil elde edilebilmiş burada e, her bir çözcünün, her bir mesh tipinin birbirine göre verdiği avantaj ve dezavantaj söz konusu. İşte polihedral mesh'te çok daha detaylı ve kürt sonuçlar görüntülerken işte voxel fitting'de çok daha hızlı bir mesh atım süreci veya da yine voxel fitting içerisinde veya da structure kartezyen içerisinde çok daha hızlı bir çözüm çok daha az bir e, boyutta çözüm, çok daha az RAM kullanımı yaparak çözüm gibi. Her birinin birbirine karşı uyguladığı ve birbirine karşı bulunduğu farklı e, avantajlar ve dezavantajlar söz konusu. Burada da üstten bir kesit alınmak suretiyle bakıldığı zaman structure kartezyen meshin e, gördüğünüz gibi merdiven yapılarıyla bir dezavantaj söz konusu burada. Polyhedral mesh'te Geometrinin temizlenmesi ve düzenlenmesi gibi bir dezavantaj söz konusu. Structure cut e, yine e, fiziksel durumlardan kaynaklı e, özellikle temas ettiği bölümlerde çözümün gerçekleştirilmesiyle alakalı bazı e, sıkıntılar yine e, söz konusu. E, voxel fitting'de ise yüksek Bunlar da her birinin teker teker ayrı ayrı dezavantajlarını saymış olduk. Ama avantajlarına bakacak olursak işte şurada e, problemi geometrik temizlemeyi bir hafta içerisinde bir hafta sürecek şekilde gerçekleştirirken, structure Cartesian'de veya da voxel fitting mesh'da bunu birkaç gün içinde gerçekleştiriyorsunuz. E, voxel fitting mesh'da yüksek mesh kullanıyorsunuz. Buna bağlı çözüm süreniz uzayabiliyor ama dediğim gibi özellikle e, en fazla hata yapılan ve kullanıcının en fazla zorlandığı Hesaplamalı akışkanlar modelini oluşturma sürecini çok hızlı bir şekilde otomatik olarak yazılım tarafından gerçekleştirmesi neticesinde elde edebiliyorsunuz. Bu tip birbirlerine karşı avantaj dezavantajları var. Ama burada her birinin kullanılmasının sebebi nedir? Yani o zaman en avantajlısını belirleyelim bir tanesini ve yazılım sadece o mesh üzerinden çalışma gerçekleştirirsin. Diğer mesh tiplerinin... Bir ihtiyaç olmasın gibi bir çıkarımda bulunulabilir. Fakat öyle değil işin aslı. Çünkü geometriden geometriye çok fazla değişiklik göstermekte. Evet detaylı geometriler kullandığınız zaman Voxel Fitting Meşir önemli. Ama e, basit seviyedeki analizlerinizde ise polyedral meş oldukça size düzgün ve hızlı sonuçlar elde etmenizi sağlayan bir e, analiz sonucunu elde edebiliyorsunuz. Yani SAP sistem var büyük sistemin analizi var gibi durumlar söz konusu. O yüzden yazılım size bu meş tiplerinin her birini e, öneri olarak verdiği için probleminizin özgünlüğüne bağlı hangisi sizin için önemliyse o aşamada o meş tipini kullanarak analizinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da size hem çözüm açısından rahatlık sağlıyor hem de sonuçları elde etme açısından rahatlık sağlıyor diyebilirim. Kredi CFD içerisindeki HPC tarafında yüksek performanslı bilgisayar tarafına bakacak olursak, burada bir Japonya'da bulunan, Tokyo'da bulunan Kredi CFD Japon menşeli bir yazılım, o yüzden yapıldığı çoğu benchmark çalışması veya da işte gösterdiğimiz görsellerle alakalı. Daha çok e, uzak doğu menşeli firmaların veya da e, çalış bölgelerin e, resimleri veya da görsellerini görmektesiniz. E, burada verimliliği arttırmak için ele alınması gereken 3 e, üçüncü zorluk. Yani birinci zorluk geometri temizleme. ikincisi poli e, meş atımı gerçekleştirilmesi. Yani hangi meşin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi. Üçüncü zorluk da CFD analizleri için çözüm süresi. ya yani en baştaki slaytı düşünecek olursak bu üç zorluğu açtığımız takdirde çok daha hızlı analizleri elde edebiliyor oluyoruz. çözüm süremiz Structure A ve Voxel Fitting Mesh A ile minimum geometri gerektiren Mesh A oluşturma teknoloji kullanıldığında yüksek eleman sayıları elde edilmesi bekleniyor. Yani evet geometriyi temizlemiyorsunuz güzel o konuda bir sıkıntı yok ama doğru sonucu elde edebilmek için yüksek sayıda elemanı kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden dolayı da çözüm süreniz artıyor. Ve bu senaryoda HPC üzerinde CFD çözümünün çok iyi ölçü, ölçüklenebilmesi e, kritik bir e, durum söz konusu oluyor. E, Credit CFD yazılımımız HPC üzerindeki performansı e, oldukça iyi sayılabilir e, seviyede diyebiliriz. Yani çok yüksek mes sayılarında veya da e, çok yüksek bilgisayar özelliklerine sahip bilgisayarlarda ve çok yüksek meşlerle birlikte oldukça hızlı sonuçlar elde edilebildiğini e, Credit CFD içerisinde söyleyebiliriz. Büyük geometriler de, de olsa dahil. E, yine bu e, biraz önce çözdürdüğümüz problemin e, işte NASA CRM probleminde yine yüksek e, HPC kullanımı söz konusu olduğu zaman da Aynı şekilde ideal değerlerle cradle ne, cradle'da oluşan değerler düğüm sayısına bağlı olarak doğru bir şekilde güncellendiğini görüntüleyebiliyoruz, ölçeklenebildiğini görüntüleyebiliyoruz. Üretkenliğimizi geliştirmek için ele alınması gereken üçüncü zorluk aslında üç temel zorluğumuz var burada Kredi geleneksel iş akışı ve kredi CFD ile karşılaştırma olarak sonuçlar elde edildi. Yani kredi CFD içerisindeki Voxel Fitting Mesh'ler olsun, katsel olsun, Structure Cartesian olsun bu mesh'lerin çözümü e, mesh oluşturulması ve analizin elde edilmesi gibi durumlar geleneksel iş akışında burada sol üstte gördüğünüz gibi bir grafik söz konusuyken yani 10 güne kadar süren geometri oluşturma ve temizleme aşamaları söz konusuyken sağda gördüğünüz gibi kredi CFD içerisinde e, veya da kredi CFD'nin kendi içerisinde yer alan voxel fitting veya da structure mesh yöntemleriyle bu süreci oldukça kısa bir halde tutabiliyorsunuz. Burada tabii ki mesh oluşturma, analiz ayarları, çözümleme, görselleştirme sizin oluşturduğunuz geometriye, temizliğe ve attığınız mesh sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Yine e, voxel fitting'de veya da katselde veya da structure kartezyen'de bu işlemler e, çok daha az e, sürede gerçekleştirilebiliyor ve sonucu elde edebiliyorsunuz diyebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. E, bir CFD mühendisi olarak yani e, ...veya da CFD mühendisi olmak isteyen bireyler olarak... ...en nihayetinde söyleyebileceğim şey şudur ki... ...elbette tecrübeyle bazı konuları aşmaya çalışıyorsunuz. İşte geometri temizleme, düzenleme, meşatımı gerçekleştirmesi... ...sınır koşulu verilmesi gibi durumları aşmaya çalışıyorsunuz. Ama ne kadar tecrübe kazanırsanız kazanın... CFD analizinin en uzun süren süreci... ...doğru bir modelin oluşturulması, geometrik temizliğin ve e, hesaplamalı akışkanlar e, bölgesinin oluşturulması süreci en uzun e, süren sürecimiz olduğunu söyleyebiliriz. Bazı durumlar için bu süreci kısaltmak oldukça faydalı olabiliyor. Sonucu anlamlandırmamız açısından veya da görüntülememiz açısından çok anlamlı olabiliyor. O yüzden dolayı da kredi CFD içerisinde bulunan voxel fitting mesh structure kartezyen Structure katsel gibi metotları aktif olarak kullanarak bazı durumlar için çok daha hızlı sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz e, diyebilirim. Beni dinlediğiniz ve webinara katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım e, herkes açısından faydalı bir webinar olmuştur. E, teşekkür ederiz Ahmet Bey. Chat üzerinden de e, sorumuz var Hasan Bey'den. Onu cevaplandırabilir miyiz rica etsem? E, e, oluşturulan yüzey meşi sonrası belli komponentleri solid olarak modellemek istesek yapabiliyor muyuz? Eğer yapabiliyorsak yüzey meşi ile oluşturduğumuz hacim meşi e, notları konformal oluyor mu? E, şimdi şöyle bir durum söz konusu. Credo CFD 3 boyutlu bir e, CFD çözücüsü. Yani sadece solid parçaların CFD analizini gerçekle yani solid parçalarla CFD analizi gerçekleştirmeniz için e, yazılmış bir yazılım. Ya yani iki boyutlu CFD analizi gerçekleştirmiyorsunuz için özü. Üç boyutlu CFD analizlerinde de parçanız solid de olsa, sheet de olsa yüzey meşi oluşturduktan sonra solidi içerisindeki solidi modelleyebiliyorsunuz. Ama şöyle bir problem oluyor. Meşi oluşturduktan sonra siz o parçaya herhangi bir malzeme ataması gerçekleştirmek isterseniz meşi tekrar silip tekrar atımı gerçekleştirmeniz gerekiyor. O da maalesef uzun bir süreç oluyor. O yüzden mümkün olduğunca termo akış analizi gerçekleştirirken solit olarak tanımlayacağımız yani katı parça orada ısı termal duruma etki eden malzeme olarak atayacağımız durumu malzemelerin her birini doğru bir şekilde atamamız gerekiyor. Ve ona istinaden de sonucu meşi ona istinaden örmemiz gerekiyor. Yani sorduğunuz soruya istinaden yüzey meşi oluşturduysanız bir parçaya onu obstacle olarak bıraktığınız için yüzey meşi oluşturmuştur. E, sonrasında solide çevirirseniz meşi silip tekrar meşi oluşturmanız gerekiyor maalesef. E, şu an daha fazla soru yok sanıyorum. E, daha sonra aklınıza gelebilecek olan tüm sorularınızı destek et piyaz.com.tr adresine mail atarak bize iletebilirsiniz. Mümkün olan en kısa zamanda sorularınıza dönüş yapılıyor olacaktır. Bu ve daha önce gerçekleştirdiğimiz tüm webinarların kaydına web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Katılım sağladığınız için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.